bir şey yaptın Merinet. Öyle mi? Fazlasını yapmak isterdim ama. Merinet. Alya geldi. Zahmet etmeyin Bayan Dupin-Chain, ben çıkarım. Büyük haberi vermek için çok da fazla bekleyemedi. Saklan Siki çabuk. Merinet, başıma neler geldiğine hayatta inanamazsın. Uğur Böceği kötü birinin elinden bir sürü işçiyi kurtardı. Peşinde röportaj için bekleyen milyon tane gazeteci vardı ama sonra bil ne oldu bakalım. Uğur Böceği lütfen bakar mısın? Uğur Böceği lütfen bir şeyler söyler misin? Hey, sen Alya'sın. Benimle ilgili blog yazan kız. Evet, Uğur Blog. Evet, bloğunu çok seviyorum. Bayılıyorum. Aa, küpelerin Uğur Böceği. Aa, teşekkür ederim. Gitmem gerek. Görüşürüz. Aa, bu harika. Öyle değil mi? Uğur Böceği beni tanıyor. Bloğuma da bayılıyormuş. Harika, harika. Evet, çok çok güzelmiş. Dur bilgisayarımı alayım. Haklıymışsın Tiki. Buna biraz sevinmiş galiba. Videoya bakabilir miyim? Tamam ama çabuk. Ha? Ha? Düşüreceğimi sanmıştın, öyle değil mi? Video silinmiş. Aa, ben yapmış olamam. Lütfen benim yapmadığımı söyle. Tamam, sen yapmadın. Tamam, belki sen yaptın ama en azından düşürmedin onu. Aa, bu sefer fena batırdım. Alya beni öldürecek. Dünyanın sonu değil ya. Eminim Alya seni anlar. Sen arkadaşısın onun. Haklısın. Tekrar düşündüm de. Kiminle konuşuyorsun? Şey, güvercinle. Gel de tanış Jack. Hoşça kal Jack. Hadi gel. Ziyaretçin var. Oyunun adı ne demiştiniz acaba Bay Harprel? Oyun. Oyunun adı bir pandomim maceraları ve başrolünde de inanılmaz yetenekli bir oyuncu ve pandomim var. Yapma, tamam. Bu benim babam. Hadi alkışlar Fred Hubbard'la. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler Milen. Sizi tebrik ederim. Kızınızı nasıl da gururlandırıyorsunuz. Şu andan itibaren kostümünün tek eksiği bir şapka. İşte burada. Sağ ol Merinet. Son dakikada yetiştin. Bence Milen demin çok da abartmıyormuş. Aa, teşekkür ederim. Astarını düzelttim ve söylediğiniz gibi içine bir adet de cep diktim. İyi iş çıkarmışsın. Senin sayende bundan sonra şansım her zaman benimle birlikte olacak. Biricik kızımın fotoğrafı. Aa, baba. Merhaba Fred, sen. Fred neredesin? Aa, evet, şapkamı almaya bana geldim. Bana bahane uydurma Fred. Bahane uydurmuyorum. Otobüsünün bir saatte kalktığını biliyorum. Orada olacağım. Ah, oyunun yönetmeni Seray'dı. Gala konusunda oldukça gergin. Neredeyse aklını oynatacak. Gitsem iyi olacak. Bu gece Eyfel Kulesi'nde görüşürüz kızlar. Sabırsızlanıyoruz. Görüşürüz baba. Bu sefer bahanesi ne? Şapkasını terziden alması gerekiyormuş. En azından böyle söyledi. Sonuçta ikna edici bir aktör. Aslında o harika bir aktördür. Ama devamlı geciktiği için bahane uyduruyor ve ben de... Bir de provada uyuyor mu? Sonra erken mi çıkıyor? Bir de kostümünü mü kaybediyor? Yapma Sera. Ne zaman gözünü açıp anlayacaksın? Oyuna acı çektirmek istiyorsan sen bilirsin. Bak, sen onun yedeğisin. Bir şey olursa onun yerine geçmek için hazır ol, tamam mı? Sen beni hiç düşünme Sera. Sağ ol. Sağ ol Merinet, artık gideyim. Oyundan önce eve gidip üstümü değiştirmeliyim. Ha? Ha? Hey, bu benim zil sesim. Versene. Annem aramış, daha sonra ararım. Baksana Milen, dünyanın en muhteşem videosunu sana göstereyim mi? Hayır. Ha? Yani babanın galasına geç kalmak istemezsin, öyle değil mi? Evet Merinet haklı, gitsem iyi olur. Tamam, seninle gelebilirim, yoldayken videoya bakarsın. Dur, çantan hala açık. İşte kapanmış. Hoşça gece, kal. Görüşürüz. Merak etme Sera, geliyorum, sokağın köşesindeyim. Hayır, benim Chris. Sera son dakika değişikliği için aramamı istedi. Otobüs bizi 10 dakikaya Louvre piramidinin önünden alacak. Öyle mi? Ama bu şehrin öbür tarafında. Evet ama Eyfel Kulesi'ne çok daha yakın.
Tamam. Neyse ki oraya yetişebilirim. Söylediğin için sağ ol arkadaşım. Tabii. Orada görüşürüz. Ben böyle gidiyorum. Tamam, görüşürüz. Dur, sana o harika videoyu göstermem. Ha? Telefonum nerede? Alya'nın telefonunu mu çaldın sen? Dün çaldım. Bak, yapmam gereken şey Uğur böceğine dönüşüp sonra aynı yerde aynı röportajı vermek. Sonra da telefonunu ona iade ederim. Bilmiyorum. En iyisi ona doğruyu söylemek sanırım. Böylesi çok daha kötü olabilir. Bunu yapabilirim. Tamam, ama sakın uyarmadı deme. Merhaba Milen. Alya'nın telefonu sende mi? Telefon mu? Evet bende. Çantasından düşmüş olsa gerek. Alo, ben de buradayım. Merhaba Alya. Sesim hoparlörde mi? Tamam, oyuna gelince sana verebilirim. Görüşürüz. Hiç bakma bana öyle. Her şey yoluna girecek. Umarım. Tekir beni. Kostüm provası için Eyfel Kulesi'ne gitmeliyiz. Biraz daha beklersen bütün oyunu tehlikeye atmış olursun. Haklısın Chris. Artık gidelim. Bu gece Fred'in rolü sende. Hayal kırıklığına uğramayacaksın. Neredeler? Affedersiniz. Üstünde bir pantomimin maceraları yazan bir otobüs gördünüz mü acaba? Ne kadar da cesur, hala arıyor. Yerinde olsam ona artık vakit tanımam. Sera, neredesiniz? Seni bekledik ama gelmedin. Vaktinde geldim. Piramidin önünde duruyorum. Sen neden söz ediyorsun? Neden orada buluşalım ki? Ben bilmiyorum. Buluşma yerinin değiştiğini sanıyorum. Fred, artık senin bahanelerini duymak istemiyorum. Ama Chris bana... Umrumda değil Fred. Sadece bu da değil. Bahanen bitmiyor. Her şey için bir bahanen var. Bak artık, yeter Fred. Bu gece galada başrol Chris'in. En azından ona güvenebilirim. Kendi galasını kaçıran bir aktör. Bu tam bir trajedi. Uç şeytani akumam. Bu aktöre hayatının rolünü sun hadi. İşte oldu. Başlıyoruz. Hey! Sen Alya'sın öyle değil mi? Benimle ilgili blog yazan kız. Uğur blog... Hey! Hayır! Git buradan! Ne kadar da... Şu kediler ne kadar da baş belası. Ne yaptım ben? Seni hayal kırıklığına uğrattım Milen. Pantomim, ben Hawk Mode. Sana yaptığın hareketleri gerçeğe dönüştürme gücü verdim. Bu gala gecesini yok edeceksin. Belki pantomimsin ama seni susturamazlar. Ama tabii karşılığında Uğur böceği ve karar kedinin mucizelerini bana vereceksin. Gösteri artık başlasın mı? Sen iyi misin? Bu Milen'in babasının şapkası. Hayır, bu Bay Harper. Eğer kızdığınız bir şeyler varsa bunu konuşabiliriz. İyi, tamam, konuşmayalım. Evet efendim, çok iyi anladım. Evet, eminim anlar efendim. Yine babam da öyle değil mi? Tahmin edeyim. İşi mi çıkmış? Evet ama salondaki en iyi koltuğu sana ayırmış Adrian, en önden. Hep aynı. Parasıyla satın alır. Arabadan çıkıp bir yerlere saklanın, sizi korurum.
Dönüşmemiz gerekiyor Plak. Benim seyirci olacağımı sanıyordum. Oyuncu değil. Oyun ne olacak? Vakit yok. Ha? Plak, pençeler. Mucizesini al hadi küpeleri çabuk. O ellerini hemen çek seni palyaço. Merak etme, ben hallederim. Seve seve kara kedi. Oo! Ha? Anlaşılan gördüğüne inanmayacaksın. Böyle kaçmasına izin veremeyiz. Olamaz, hayır. İşte başardım. Aa, sen öyle san. Arabasına bindiği zaman parmaklıklar gitmişti. Hayır, dur. Güzel araba ama yerinde olsam üstü açık bir model alırdım. Pantomim tiyatro grubunda bir oyuncu ve o otobüsün peşinde. Nereye gidiyor? Bu şeyi durdurmalıyız. Sen frenleri asıl. Ne freni? Fena değil. Sonuçta görünmez araba. Tabii hayatlarını kurtardığımızı söylesek inanmazlar. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Neyse ki işe yarar insanlar tanıyorsun. Sıkı tutun. Bunu kendim de yapabilirdim. Ama biz kedi ve böcek takımıyız değil mi? Böcek ve kedi takımı diyecektin. Şimdi beni şuraya indir. Hazır ol. Akuma nerede acaba? Şapkasında. Nereden biliyorsun? Gizli yeteneklerim var da bu sefer bana güven. Dikkatini dağıtmalısın. Yakaladım. Miau. Fred? Mucizeleri al. Küpeyi bana getir. Şapkası, şapkasını al. Dikkat et. Yolcuları çıkarıp kurtarmalıyız. Fatih'in yardımını ister misin? Evet, koru beni. Çabuk ol, hadi. Otobüsü durdur. Uğur böceği, neler oluyor? Aktörlerinizden birinde akuma var ve neden bilmiyorum ama ekibinize çok kızgın. Fred mi? İçeride kalın ve sakin olun. Biz bunu halledeceğiz. Uğur böceği, bunu neden yaptığını biliyorum. Rolünü ondan çalmıştım ama benim yerime o oynayabilir. Artık önemli değil. Lütfen bizi kurtarın artık. Ne demek onun rolünü ben çaldım? Kendi kaybetti. Pek sayılmaz. Sana söylemem gereken bir şey var. Mucizesi artık çok yakınında. O yüzüğü al. Neden bu kadar kızdım bilmiyorum ama bana kalırsa kızım Milen bundan hoşlanmıyor.
Sessiz ve ölümcül deyimine yepyeni bir anlam katıyor. Şanslı tasım. Ayakkabı kutusu mu? Harika. Umarım onun içinde patlayan bir şeyler vardır. Elbette. Onu çok ama çok kızdırmamız gerekiyor. Tepesi atmalı. Sence yeterince kızgın değil mi zaten? Kara kedi, sen insanları iyi kızdırırsın dediğimi yap. Ne? Çok doğru. Şunları bir alayım. Ha? Bir kutu, bir adet büyüteç, biraz ışık. İşte ev yapımı projektör. Hey Fred, güzel poster öyle değil mi? Ha? Unutma, aynı anda tek bir şey canlandırabilir. Yani köşeye sıkıştı. İyi düşündün Uğur Böceği. Hop. Artık kötülük yapamayacaksın Akuma. Kötülük gitsin hadi. Yakaladım. Güle güle küçük kelebek. Mucize Uğur Böceği. Ha, evet. Neler oldu? Buraya nasıl geldim? Çak bakalım. Sana inanmadığım için çok üzgünüm Fred. Ben de üzgünüm. Oynamayı o kadar çok istiyordum ki buluşma yeri için sana yalan söyledim. Küpelerin. Gitsek iyi olur. Çok yazık. Bu gece oyuna birlikte gidebilirdik. Sadece ikimiz. Sağ ol ama başka bir planım var. Bu oyun daha bitmedi Uğur Böceği. Siz bekleyin. Hala son bir perde kaldı. Size bir sürprizim olacak. Merhaba, sen de gelmişsin, ne güzel. Tek başıma oturacağımı sanıyordum. Hey, telefonumu getirdin mi? Acaba hangisi daha güzel, oyun mu Adrian'ın yanında oturmak mı? Bence onu arayıp birlikte sinemaya gitmeyi teklif et. Aramak demişken sana bir şey söylemeliyim Anya. Yanlışlıkla telefonundan Uğur Böceği videosunu sildim ve sonra bunu halletmeye çalıştım. Sonra telefonu çöpe düşürdüm ve çok kötü kokuyor, çok kötü. Yani gerçekten çok kötü, çok üzgünüm, çok çok özür dilerim. Yani bu videonun senin için ne kadar önemli olduğunu biliyorum ve ben gerçekten kötü bir arkadaşım. Sakin olsana. Bu dünyada senin sakarlıklarını benden daha iyi bilen biri yok. Buna inan canım arkadaşım. Yani kızmadın mı? keşke en baştan yaptığın şeyi bana söyleseydin ama hayır, sorun yok. Ayrıca videoyu sana göstermeden önce Uğur bloğuna yüklemiştim. Neyse ki senin gibi bir arkadaşım var. Madem bir soru yok, sana hazırladığım sürprizi de çok fazla umursamazsın. Sen ne yaparsan yap bilirsin ki sürprizleri ben severim. Tamam, şu tiyatroyu görüyorsun öyle değil mi? İçeride bir sürprizim var. Sahnede. Merhaba Alya, öyle değil mi? Seni son gördüğümde acelem vardı ama şimdi yeterince vaktimiz var ve istersen röportaj yapabiliriz. Olamaz. Ciddi misin? Olur mu? Olur mu? Hadi otur.
Beni tanımıyorsun ama emin ol bu hayatımın en büyük anı. Alya seninle arkadaş olduğu için çok şanslı. Hadi göster göster. Önce bloğuma koymalıyım bu videoyu da yok etmeni istemem. Hey!